erkek bukalemunlar dişilerle bir şansları olabilmeleri için diğer erkeklerle rekabete girerler. Ve onları ekarte edip dişileri etkileyene kadar renk değiştirirler. Ah Tolga! Sen haftada bir gömlek değiştirsen sevineceğim. İnşallah ilk uçakla Bangladeş'e gitmiyorsundur vallahi. Çorabını değiştirmezsin, hayvana bak, renkten renge giriyor. Ah, adaletsizlik, vallahi. Biz geldik anne. Yavrum, hoş geldiniz. Yeter teyze, selam. Selam yavrum, hoş geldiniz. Wow, çok cool. Millet dizimizi izliyor. Siz belgesel izliyorsunuz. Mecburen Reyhan, mecburen. Kumandanım bozuldu. Dizilerden uzak kaldım. Entrika yok, aşk yok. İlişki yok, kaos yok. Böyle belgeseller, hayvanlar alemi falan böyle. İçim şişti vallahi. Nerede benim diziler, nerede ama? Aman anne, boş ver. Gerçek hayatta da aşkın hayvan belgeselinden hiçbir farkı yok. Ha, benim minnoşum mesaj kaygılı gelmiş. Mesajlarıyla mı geldi sen anne? Senin biri canını mı sıktı? Bana bak kız. Sen üzülmüşsün benim annem. Aa, benim doğurduğum çocuk. Ne oldu anne? Kim canını sıktı annem? Söyle çabuk. Şişt, heyecanlı bir şeyler anlat anana. Yeter teyze, ha. Şimdi çiçeğin bir flörtü var, ha. Adı Berk. Bu çocuk çiçekle boyfriend mi olmak istiyor? Yoksa flört olmaya devam mı etmek istiyor? Ya da friendzone'a mı çekmeye çalışıyor çiçeği? Biz hiç anlayamadık. Kız Reyhan, senin Türkçe altyazı seçeneğin var mı annem? Ha, subtitle diyorsun. Ha? Hiç anlamadım vallahi. Ah, anam geliyor anam. Gel anam. Hoş geldin kızım. Sen de hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ne konuşuyorsun bakayım? Koş anneanne koş, dedikodu var. Gel anam. Berk diye bir çocukla uzun zamandır flört ediyorum ama yani sevgili olmak istiyor mu istemiyor mu onu anlamıyorum, olay bu. Yavrum, hı. Buluştunuz mu? Evet. Göz göze bakıştınız mı? Evet. El ele tutuştunuz mu? Evet. Romantik yemek yediniz mi? Evet. Duygularınıza açıldınız mı? Evet. Sevgili misiniz? Hayır. Anlamıyor, basmıyor bunun kafanı. Ben bir daha sorayım şimdi, dur bir daha diyeyim. Yavrum, yan yana gelin deme. Evet. Göz göze bakış. Evet. Buluşma. Evet. El ele tutuşma. Evet. Romantik yemek. Evet. Sohbetler. Evet. Sevgili misiniz? Hayır. Bu nasıl iş anne, ben anlamadım ya. Kızım her şeyi saydık işte sevgili olmak için. Bundan ötesi ne artık? Bundan sonra sevgili olacak, ne olmayacak? Ya anneciğim, bunlar sadece flört, flört. Ya benim evlenme teklifi alana kadar sevgili olduğunu anlamamış kız arkadaşım vardı. Yeter teyze. Siz Tolga amcayla ne zaman çıkmaya başladınız? Aa, bizimkisi çok romantik bir aşk hikayesi. Bunun hayatında Tina Mine vardı benden önce, biliyor musun? Neyse, eledim onları tabii. Baksana şu görselliğime. Neyse, yaz aşkı işte. Öyle mahallede bakışıyoruz Tolga'yla. Tolga da şey bir tip böyle, dışa dönük biliyor musun? Güzel böyle konulara falan şey giriyor, sohbeti var. Neyse, bir gün böyle apartmanda böyle arkasından çıt beliriverdi Tolga. Hemen dedi böyle, yeter, benim niyetim ciddi dedi. Dedim ciddiyse, ben de hemen tamam dedim. Orada oluverdi işler. Yolludur bu. Aşk olsun ana. Ne alakası var? Biliyorsun, tanıyorsun Tolga'yı. Biliyorsun. Öyle. Peki anneanne, sen dedi mi ciddi olduğunu ne zaman anladın? He, ana. İlk gördüğümde. İlk nerede gördün? Düğünümüzde. Böyle de şık giyinmişti, damatlıkta giymişti, geliydi, bana doğru geliydi. Dedim, aa dedim, bu ciddi dedim, o da anladım. Burcu'nu ne? Adam bayağı yazmış yalnız seni. Direktli düğün yani. Ama kızım, eskinin adamları da çok farklıymış. Baksana, direkt bu yola baş koymuş. Yok, baş koymadı. Büyük baş koydu. Başlık parası o zaman da verilirdi tabii. Bizde de, sizde de yok şimdi. Bilmiyorsunuz onu. Hmm, o kızım fenaymış gerçekten. Ama yani sonuçta sonradan anladın değil mi dedemin iyi bir insan olduğunu? Yok. Gibi adam. Bir gün olsun, güzel bir şey demedi. Hiç işe yaramaz iblis, kötülük abidesi bir şey. Nefret edersin öyle bir şey ama. Ama gene de beyimdir. Allah başından eksik etmesin. Bir tanedir ya. Burcu, yine önce sordun, sonra övdün yani. Galiba sizin ilişkiniz biraz inişli çıkışlı olmuş ha?
Yok. 20 senedir aşağı doğru iniyor. Peki şimdi siz bu Berk olayına ne diyorsunuz? Ay kızım ne diyeceğiz? Saydım işte hepsini. Hayır, bu saatten sonra senin gibi gül gibi bir kızı bulmuş. Eğer sevgililiğin adını koyamıyorsa ben onun adına... Anne ya, ne biçim konuşuyorsun ya, ama ne diyeyim artık kızım ya? Artık ne diyeyim ya? Bak yavrum, eskiden babanız da değil mi? Tolga da şeydi, düzgündü anne. İyi insandı. Sonra öküz olduğu çıktı ortaya ya. Şimdi sen düşün bu çocukla. Şimdi böylesi. Evlendikten ta 20 sene sonra olacağı öküzlükleri düşünebiliyor musun? Yapacaklarını. Onun ama için iyi geçmişten düşün. Günümüze öküz bunları hepsi net. Net. Kuşaktan net. Kuşağı. Kuzudur o, kuzudur o, kuzudur. Çok haklısınız vallahi ya. Yani Berk şu zamana kadar bir tane bile çiçek emojisi yollamadı bana ya. Burcu ne? Kocansın hiç, güzel bir şey söyledi mi? Dedi. Bir keresinde bana adamı dediydi. Burcu, Burcu dediydi bana. O günü hiç unutmuyorum. Tamam, adını söylemiş işte. Yani bu adam sana normalde ne diyor ki? Lan diye. Hoş diye. Rus diye. Tah 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 tah. Bak bulu 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 diyor. Böyle şeyler diye. Ağzından bir tane de güzel bir şey çıkmaz. Köpek pişesin onun ağzını. Ama eninde sonunda benim beyimdir. O da başından eksik etmesin. Bir tane de. Heh, bak. Ne? Şimdi atıyor mesajı bana şu an. Ya anne ben ona buraya gelirken... Ya ben ona mesaj attım. He. Görüldü yaptı. Ama bana 5 dakika boyunca cevap yazmadı. Bir insan bu kadar bekletilir mi? Kızım o bir şey mi? Babanızı hatırlamıyor musun anne? Mektup attıydım da. 3 ay bekledim. Yazın attım mektubu, kışın geldi cevabı. Bak şimdi. Hay bir de sonra askerden geldi, bekledim o kadar. Kış, hava soğuk. Bana nasıl patates soymuş askerde onu anlatıyor. Tolga'ya bak. Lan dondu seni dinleyene kadar. Soğuğun ortasında be Tolga. İş mi? Diye söylendiydim şimdi hatırladım. Kızım o bir şey mi? Ne anne? Ben Ufuk 5 yıl bekledim. 5. Ufuk dedenim. Ya. Doğru diyorum değil mi adını? Ufuk muydu, Ufuk muydu onu da unuttum. 5 yıl bekledim onu. Ufuktu. Tabii Arabistan'a gittiydi yol çalışması için. 5 yılda bir kere ulaşamadık, aramadık. Yok. Öldü sandık kızım. Sonra aniden de geldi birden belirdik. Seni çok özlemiştir ya. Yıldım. Özlemiş. Arabistan'da evlenmiş ya. Başka bir kadınla. Tabii öyle kötülük iblisi. Sonra çocuklar yapıyor Arabistan'da bu ufuk ufuk ufuk. Sonra geldi. İşte. Allah belasını versin. Ama gene de beyimdir. Allah başımdan eksik etmesin bir tane. Ya Burcu nene, sen Ufuk'tan ayrılma hiç düşünmedin mi? Kızım, adam seninle gelmedi, başka kadınla evlenirdi. Çocukları da yaptı, babasız bıraktı. Sonra geldi, ikinci nikahı da bana kıydı diye yuva yıkıldı mı? Evet. Doğru, yıkılır. Ama ben işte onu düşünemedim. O zaman da böyle bir şeyi sorgulamadın. Devam edersin yani. Hayır, şimdi zaten vakit kaybediyorlar bir ana. Şimdi eğer istiyorsan, benden hoşlanıyor musun diye açık açık söyle kızım. Niyetin ciddi mi diye sor. Var mı de gönlünde, neyi uzatıyorsun değil mi ana? Sorsun, öğrensin değil mi ana? Yaz, yaz, yaz. Ona içini dök. Dün. Doğru söylüyorsun yeter teyze, bence de. Yaz kızım ya, işte ne çalalım azıcık. Evet ya. Ya ne yazayım Reyhan, daha diye seni seviyorum yazayım çocuğa, ne yazayım? Yaz, 3 nokta koy, yolla kızım. Yaz bir şey söyle. Ya ana ben ne düşünüyorum biliyor musun? Şimdi seni dinliyorum da hikayelerini. Aynı şey benim Tolga'yla da var. Hayır acaba diyorum ana, biz içimizi açmadık ya. Hani bir günde biz söyleseydik, seni seviyorum, seni özlüyorum, sen benim için kıymetli. Hani belki bizler de bir şey yapmadık diye evliliğimiz, belki böyle şey olmadı bir ana. Biz de hiç söylemedik yani gayrı şimdi, söyledik mi? Demedim. Sen söyledin mi? Yok demedik. Demedim. Yok. Arayacağım ulan Tolga'yı. Seni seviyorum diyeceğim. Ana, arıyorum. Vallahi ama. Ha. Tamam. Neyse bunu yüzüne. Ben de mesaj atıyorum o zaman ya. Hadi. At be, helal olsun. Dur şunu bir arayayım. Dur sen Siri'yi bir arayayım bakayım. Ben de, ben de. Ha. Ben de arayacağım sonra sizden, sonra ben de arayacağım onu. Alo.
Ne oldu kız, yeter. Tolga, ne yapıyorsun beyim? Ne oldu, ne oldu? Televizyon falan mı bozdun? Televizyonu falan mı bozdun? Yok. Aradım işte öyle. Kız yoksa yemeği mi yaktın? Ne oldu? Bir şey mi olmuş? Söyle çabuk. Tolga çok erken gidiyorsun. Tolga, bırak kalpsen atlatalım. Bekle beni biraz. Bekle, beraber gidelim. Beyim nereye gideceğiz? İyi, tamam. Söyle. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ne oldu? Burası yazmıyor değil mi Tolga? Yok burası. Ha? Demin konuşuyordun, anlatıyordun. Bangladeşler bilmem neler havada atıyordun. Ne oldu? Onlar sayılmaz. Aa, peki şey diyecektim sana Tolga, müsaitsen. Ne oldu? Tolga, seni seviyorum diyecektim. Kız yeter, sen yemeği mi yaktın? Ne oldu? Bir şey mi olmuş? Başa aldın şimdi de Tolga. Tolga, seni seviyorum beyim. Yemeği mi yaktın? Yakmadım, ne oldu? Yemeği. Tolga! Ulan eli körünü yaktı. Bana bak, yeni bir tina mı var Tolga? Söyle. Eko Tolga, yerime bak. Bizim ev yanıyor galiba. Yeter, geliyorum, bekle. Dit dit dit. Ana, geliyorum bekle dedi. Bir şeyler saçmaladı, kapadık. Ben vazgeçtim. Benimki platinyum öküz. Benden pas. Olmadı. Benimki de çalıyor çalıyor. Aç bir bak. Neredesin ulan? Duymamışım. Ne oldu? Ne dedin? Duymamışım. Ne oldu? Yok, kız gibi konuşayım. Ha, ne diyeceksin? Hemen söyle, hadi işim var. Seni... Ben seni var ya, ben seni. Ne yapıyorsun? Küfür mü ediyorsun? Ne yapıyorsun? Onu hep ediyorum. Dur, bu yeni. Ben seni... Senin... Ha? Allah seni başımdan eksik et. Allah'ım ya, deli deli işler. Konuşuyor, konuşma. Gene olmadı, gene olmadı be anam. İkide sıfır, ha? İkimiz de sıfır mı? Oturduk yerimizde. Ah. Hani sevdiğini söyleyecekti, söylemedi. Ben onu bekliyorum. Baba, kapat, kapat. Geçtim onun pazarı, baba. Baba, geçti, geçti. Ah, geçti. Kendi kendine konuşsun, bırak kendi ya kendine anam, konuşsun. Ver. Ok, buluşunca konuşuruz demiş yuhu öküz. Al, 3'te 0 ana. Ben sana dedim, ufuğundan Tolga'sına bunlar geçmişten günümüze okuz okuz. Hepsi okuz. Anam, ben sana bir şey diyeyim mi? Sen boş ver bunları, kızlar boş verin ya. Açalım belgeselimizi. Dalalım hayvanlar dünyasına. O dişilerini bir kabarıyorlar, o dişilerini bir seviyorlar. Neler neler yapıyorlar o dişilerine. Nasıl seviyorlar anne? El üstünde be. Tabii. Bak gel şimdi bak, bak. Su samurları yemek yeme aktivitelerinin dışındaki tüm zamanlarını eşleriyle geçirirler. Uyurken bile sırt üstü yatıp el ele tutuşurlar. Ay, çok romantik. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza